Şimdi soralım. E, İngiliz dili ve edebiyatı ile ve mütercim tercümanlıkla ilgili e, ikisini ayıran şeyleri çok sorar arkadaşlarım. Öncelikle mesela e, dil yeteneği diye bir şey var mı hocam? Hani evet, bu bölümleri evet, seçmek evet, için böyle bir yeteneğe mi sahip olmak lazım? Kimler daha çok seçsin? Siz kaç öğrenci olacaksınız bu yıl Atlas Üniversitesi? 40 öğrenci Kırk. alacağız. Hmm. İngiliz dili ve edebiyatı, İngiliz dili öğrenci, evet. öğrenci alacağız. Hı -hı. E, bu yıl e, çok şanslı e, bir yıl e, Atlas öğrenci Atlas Üniversitesi'ni seçecek öğrenciler için Altı e, 6 tam burslu, Otuz e, 34, 34. Yüzde 50 burslu. İki bölüm evet. içinde geçerli. E, biz ücretli geçerli. öğrenci ücretli, almıyoruz bölümlerimize. Evet. Ücretli, ee, ücretli öğrenci tam yok. Tam burslu bu ya da yüzde 50 burslu öğrenci evet. alıyoruz. Evet. Eksi burslu yani olacak. E, Çok evet. güzel. O nedenle çıtamız biraz yüksek oluyor. Hı -hı. Ee, gerçekten çalışkan, bu mesleği bilerek seçen, özellikle dil alanında çalışmak isteyen öğrenciler tercih ediyor. Evet. Zaten evet. e, bunun e, tercihini yapacak arkadaşlarım hep ilgisi olan arkadaşlar. Evet, hani evet. hiçbir yere giremezsem de di, dilli puanım da öyle şuraya olmuyor. gireyim olmuyor. Mesela Olcan. dün Gördün biz şey öyle? başladık evet. e, tanıtım günlerine. E, dün e, baya masamıza gelen oldu Hı -hı. ve hepsi bilinçli. Yani e, ben e, hatta o kadar bilinçliler ki artık gençler e, ben İngiliz dili ve edebiyatında okumak istiyorum diyor. Ya da direkt ben mütercim tercümanlıkta okumak istiyorum Örneğin hatta çok ilgimi çeken e, bir e, gencimiz vardı. E, çünkü ben anlatırken, e, çünkü dönüşümlü anlatıyoruz, İngiliz dilini de anlatıyoruz, mütercim tercümanlı. Edebiyata anlattım. E, dedim editör de olabilirsin, zaten ben o yüzden geldim dedi. Editör Hı -hı. olmak istiyorum. Şimdi bu çok güzel bir şey. 18 yaşında bir genç editörlüğü biliyor. Hedefi editör var. Evet. Editör olmak istediğini Dış haberler editör olmak istediğini biliyor ve dil evet. geliyor. Şimdi, Bravo. Şimdi e, mütercim tercümanlığı soran e, bir gencimiz yine dün. Ben yine anlatırken dedim ki aslında medyada çok ihtiyaç var size. Senaryo yazarlığında çok ihtiyaç var. Çünkü uyarlamalar yapılıyor. Ve bu uyarlamaların çevirisi söz konusu sadece çevirisi yetmiyor. Uyarlama gerekiyor metni. Zaten biz bunu derslerde öğretiyoruz. Kız da dedi ki ben de zaten böyle bir şey yapmak istiyordum. Şimdi bu gerçekten umutlandırdı. Çünkü biz önceki yıllarda bunu epey bir anlatmak zorunda kalıyorduk. Ama müthiş şimdi hocam, öyle müthiş. E, değil. Hı hı. E, o nedenle çok kısa sadece şöyle bir şey söyleyebilirim e, o zaman. iki bölüm arasındaki fark. E, aslında her iki bölümde mezun olan arkadaşlarımız aynı olanaklara sahipler. Ancak ben hep söylüyorum eğer kitap okumayı... Özellikle edebiyatı, gerek Türk edebiyatını, gerek İngiliz edebiyatını seviyorsak ve onu okurken zevk alıyorsak, o hayal dünyasına yazarın girebiliyorsak, empati kurabiliyorsak elbette ki doğru yer İngiliz, İngiliz dile edebiyatı. ve edebiyatı. Ama hayır, ben dile daha pratik bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Sözlü veya yazılı çevirmen olmak istiyorum. E, ya da herhangi bir... E, holding'de proje yöneticiliği yapmak istiyorum dil üzerinden. O zaman tabii ki tercih, bizim tercih. bölüm daha uygun olur. Şimdi